Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un yepyeni telefonu Note 10 Plus'a yakından bakıyoruz. Bu arada Note 10 Plus var arkadaşlar, ancak Note 10'dan da bahsedeceğim video boyunca. Aralarındaki farkları da tabii ki de değinmiş olacağız. Note 10 Plus'a tabii ki güzel bir sağlamlık testi yapacağız. Fantastik fikirlerinizi de yorumlar bölümüne bekliyoruz diyelim ve tasarıma geçiş yapalım. Telefon iddialı bir tasarımla geliyor çünkü bir önceki modele göre gerçekten de ciddi değişiklikler var. Bir kere telefon neredeyse çerçevesiz bir ekrana ulaşıyor. Herhangi bir çentiğimiz de yok, sadece ortada bir tane kamera yer alıyor. Yani bir küçük kamera deliğini yok sayarsak tam bir ekran bizleri karşılıyor. Bu tarz bir tasarımı seven insanlar da var, sevmeyenler de var arkadaşlar. Ancak bana kalırsa çentikten daha hoş durduğunu söyleyebilirim. Note 10 Plus'ta ekranımız 6.8 inç ve 3040x1440 çözünürlük sunuyor. Plus olmayan modele baktığımız zaman da 6.3 inç ve 2280x1080'lik bir çözünürlüğü görüyorum. Ekran oldukça canlı, parlak ve renkler göze oldukça güzel gözüküyor. Zaten Samsung ekran işini bence gayet güzel bir şekilde becerebiliyor. Hele ki 10 Plus gibi büyük 6.8 inçlik bir ekranda dizi izlemek, video izlemek, YouTube'da takılmak falan oldukça eğlenceli. Telefon büyük olmasına rağmen tek elle tutuş hissiyatında çok fazla sorun yaşatmıyor. Çok az kaygan olduğunu söyleyebilirim, ancak çok ciddi bir problem değil. Tabii ki de büyük ekranlı telefonların kaderi olarak köşelere ulaşmak birazcık zorlaşıyor. Parmak izi okuyucusu telefondan kaldırılmış, ekranın içine yerleştirilmiş durumda. Arkadaşlar, yani fiziksel parmak izi okuyucusu yok. Gayet iyi çalışıyor. Ekranın böyle alt orta taraflarında bir yere koyulmuş. Kullandığım süre boyunca herhangi bir okumama, geç açılma gibi bir sorunla karşılaşmadım. Telefonun sağ tarafında herhangi bir tuş yok arkadaşlar. Bu dikkat çeken detaylardan bir tanesi. Sol tarafına baktığımız zaman ses açma kısma tuşu ve onun hemen altında bir güç düğmesi yer alıyor. Bu güç düğmesini uzun basılı tuttuğunuz zaman telefonun Bixby modu aktif oluyor. Yani Bixby tuşu diye bir şey artık kalmadı. Tabii telefonu kapatmak isterseniz, yeniden başlatmak isterseniz ne yapıyorsunuz? Üst taraftan kaydırıyorsunuz. Burada direkt power tuşu var. Ona basarak isterseniz yeniden başlatabilirsiniz. Ya da bu Bixby tuşunun ayarını değiştirebilirsiniz. Onu güç tuşuna da çevirebilirsiniz. Gayet sağlam bir çerçeve var arkadaşlar telefonun yan taraflarında. Bu çerçeveye de ön ve arka tarafta cam eşlik ediyor. Gorilla Glass olduğu söyleniyor. Ancak Gorilla Glass'ın kaçıncı nesil olduğunu herhangi bir yerde bulamadım ben. Tahminimce iki tarafta da 6. nesil kullanılmış. Telefonda farklı renk seçenekleri var. Tabii ki de tasarıma genel olarak bakacak olursak Note 9'un üzerine ciddi anlamda bir şeyler katılmış ve bana kalırsa oldukça şık bir telefon haline gelmiş Note 10 ve Note 10 Plus. Tabii ki de Note serisinden bahsediyorsak en önemli detaylardan bir tanesinden bahsetmemek olmaz. Kaleminden, yani S Pen'den. Kalem tabii ki de bir önceki nesle göre yeni özellikler kazandı. En önemli değişiklerden bir tanesi artık bunu bir değnek gibi, sihirli bir değnek gibi kullanabiliyoruz. İçinde 6 eksenli jiroskop var. Düğmesine basarak çeşitli hareketler yapabiliyoruz. Mesela kameradaysak eğer ona uygun hareketlerle kamera modları arasında geçiş yapabiliyoruz veya fotoğraf çekebiliyoruz vesaire vesaire. Ya da mesela YouTube'dan video izliyoruz diyelim, şöyle aşağı doğru kaydırarak sesi kısabiliyoruz veya açabiliyoruz, durdurup oynatabiliyoruz. Bu tarz özellikler eklendi. Buradaki en önemli detaylardan bir tanesi de 3. parti yazılımlarda da bu desteklenebilecek. Yani herhangi bir oyun için ya da herhangi bir uygulama için bu kalem geliştirilebilecek durumda. Yani uygulama geliştiricileri de S Pen üzerinde çeşitli düzenlemeler yapabilecek. Yine kalemle birlikte gelen bir özellik, kamerayı açtığımız zaman arkadaşlar RA Doodle diye bir mesele var. Direkt resmimizin üzerine bir şeyler çizebiliyoruz ve onu sanki ekranda takip ediyor gibi gözüküyor. Oldukça eğlenceli, güzel videolar çıkartabilirsiniz bununla birlikte. Kalemin şarjı ihtiyacı var, ancak korkulacak bir durum yok. Yaklaşık 5 dakika boyunca telefonun içinde durduğu zaman 10 saate varan bir kullanım ömrünü bizlere sunuyor. Zaten gün içinde 5 dakika boyunca mutlaka kalıyor içinde. Kalemin ucu bir süre sonra, uzun kullanımlardan sonra deforme olabiliyor. Kutunun içinden de yedek uçlar geliyor. Dilerseniz onlarda da deforme olduğu zaman değiştirebiliyorsunuz. Sıra geldi kamera bölümümüze. Note 10'da 3 tane kamera var. Note 10 Plus'ta da 4 tane kamera var. Önce aynı olan şeyleri size bir sayayım. Ultra geniş açılı 16 megapiksellik f2.2 diyafram lensimiz. 12 megapiksellik f1.5 ve f2.4 arasında geçiş yapabilen ana kameramız ve 12 megapiksellik 2 kat optik yakınlaştırma yapabilen f2.4'lük bir lensimiz mevcut iki telefonda da. 10 Plus'a baktığımız zaman 4. kameramız geliyor. Samsung'un Depth Vision olarak adlandırdığı bu kamera derinliği ölçebiliyor arkadaşlar. Bildiğimiz bu TOF denilen kameralara aslında benziyor. Hem artırılmış gerçeklik uygulamalarında oldukça ön plana çıkabiliyor, ölçüm yapabiliyor, işte sahneye bir şeyler ekleyebiliyor falan filan. Bunun dışında yine arka planı bulanıklaştırırken buradan aldığı verileri kullanıyor telefon. Oldukça hızlı fokuslayan kameramız geniş dinamik aralığıyla birlikte hem iç hem de dış mekanlarda doğru pozlamalar yapabiliyor. Bazen renkleri doygun yapmak adına abartıp fotoğrafları olduğundan daha çok kontrastlı gösterebiliyor. Çok nadiren de olsa arka planı bulanık çektiğimiz fotoğraflarda hesaplama hataları yapabiliyor. Yani mesela saçların bir kısmı bulanık olmuş falan filan gibi hatalar arada bir olabiliyor. Video tarafına baktığımız zaman da 4K ve 1080p videoları saniyede 60 kare olarak çekebiliyor.
geliyor. Bunun yanında ağır çekim çekmek isterseniz de 720p'de 960 kareye kadar, 1080p'de de 240 kareye kadar çıkabiliyor. Super Steady denilen mod bu cihazda da mevcut. Zaten daha önceki videolarımızda da görmüşsünüzdür. Videodaki titreşimlerin ciddi anlamda önüne geçiyor. Sanki bir gimbal ile çekiyormuş edasında videolar çekebiliyorsunuz telefonla birlikte. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Note 10 Plus üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonları bu şekilde kaydediyor telefonu. Zaten örnek videolar, fotoğraflar sürekli arka planda döndü. 3 aşağı 5 yukarı sizin de bir fikriniz olmuştur diyebiliriz. Ancak şahsen ofisimize gelen en iyi kameralı telefonlardan bir tanesi diyebiliriz 10 Plus için. Biraz da donanıma ve pile geçiş yapalım. İsterseniz Note serisinde Samsung genelde en üst seviye donanımı kullanmayı hedefliyor. Bildiğiniz gibi bu telefonda da aynen o şekilde olmuş. Ülkemizde satılan versiyonunda 8 çekirdekli Exynos 9825 işlemci barındırıyor. Bunun yanında GPU olarak da Mali G72 MP12'yi kullanıyor. 10 Plus'ta 12 GB RAM yer alırken 10'da da 8 GB'lık RAM'i görüyoruz. Ama tabii ki her ikisi de donanım konusunda oldukça yeterli. Her iki telefonda da 256 GB'lık depolama seçeneği var. Yine ülkemizde satılan modeller için konuşursak. Bunun yanında 10 Plus'ta micro SD kart girişi mevcut. 10'da yok. Dilersek 10 Plus'ı 1 TB'a kadar arttırabiliyoruz. Aslında donanım anlamında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok arkadaşlar. Günümüzde satın alabileceğiniz en güçlü Android cihazlardan bir tanesi diyebiliriz rahatlıkla. Şimdi bu donanımla gelin arkadaşlar, PUBG oynayalım. Biraz bir 10 dakika oynayalım. Neler olacak? Telefon ne kadar ısınacak? Ona bakalım. Bunun yanında ben de o sırada sizlere pilden bahsedeyim. Pilden bahsedecek olursak 10 Plus'ta 4300, 10'da da 3500 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor. Note serileri genelde batarya konusunda 7 hariç kullanıcıları üzmeyen bir seri. 10 Plus ile geçirdiğimiz sürede de zaten bunu kanıtladı. 10 Plus'ta süper hızlı şarj mevcut ancak kutu içerisinden çıkan 25 Watt'lık adaptörde değil. Haricen almanız gerekiyor. Keşke kutuya da ekleseler diyebilirmiş. Buna rağmen yine de fena olmayan sürelerde telefonu şarj edebiliyoruz. Yaklaşık 30 dakikalık bir sürede %60 seviyelerine kadar çıkıyor şarjımız. Elimize eğer bir gün geçerse 45 Watt'lık adaptörle de tabii ki de bir test yapmayı isteriz arkadaşlar. PUBG sonuçlarına bakacak olursak da başlangıçta %90'lık bir şarjımız vardı. Sıcaklığımızda 35.8 derecelerde dolaşıyordu. 10 dakika boyunca oyun oynadık. Oyun gayet akıcı bir şekilde çalıştı. Herhangi bir takılma, donma vesaire yaşamadık en yüksek ayarlarda. Şarjımız %87'ye düştü, yani sadece %3'lük bir gerileme oldu. Sıcaklığımızda yaklaşık 2 derecelik bir yükselmeyle 38 dereceye yükseldi arkadaşlar. Yani sonuçlar iyi diyebiliriz. Oyunumuzu oynadık, testimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi gelin artık son sözlerimize yavaş yavaş geçelim. Her zaman olduğu gibi son sözlerin en başında fiyattan bahsediyoruz. 10 Plus'ın fiyatı 11.400 TL. Eğer 10 satın almak istiyorsanız da 9.900 TL ödemeniz lazım. Bunlar çok ciddi rakamlar. Yani bana kalacak olursa çok pahalı oldukları su götürmez bir gerçek. Mesela kalem sizin için aşırı önemli bir detay değilse, kalemi çok fazla kullanmayacaksanız yine aynı firmanın telefonu S10 Plus'ı bunun neredeyse yarı fiyatını alabiliyorsunuz, bu Note 10 Plus'ı. Ya da diyelim özellikleri biraz kısık olsun ama yine ben kalem kullanmak istiyorum derseniz şu anda Note 9'u da yine bu telefonu neredeyse yarı fiyatına alabiliyorsunuz. Yani böyle seçenekleriniz de mevcut. Yani telefon hakkında çok olumsuz bir şey söylemeye gerek yok. Gayet güzel bir telefon olmuş ancak tabii ki de olay birazcık bütçe meselesi arkadaşlar. Eğer cebinizde paranız vardır, ben Note serisinin en üst telefonunu kullanacağım derseniz tabii ki de gönül rahatlığıyla alınabilecek bir telefon. Ama hani para yoksa da öyle yanıp tutuşmaya gerek yok. Dediğim gibi bir önceki modeli ya da S10 Plus'ı falan da düşünebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Note 10 Plus'ı inceledik arkadaşlar. Note 10'la olan aralarındaki ufak tefek farkları da değinmeye çalıştık. Eğer kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın. Bir de videonun başında da söylediğim gibi sağlamlık testi için fantastik fikirlerinizi yine yorumlara bekliyoruz diyelim. Videomuzu şuradan eğer beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.